Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup önerisi üzerine AK Parti grubum adına söz aldım. Genel kurulu ve azim milletimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, enflasyon bütün ekonomilerin en önemli problemi. Gerek gelişmiş ekonomiler, gerekse gelişmekte olan ekonomilere baktığımızda, özellikle Euro bölgesi ve ABD'ye baktığımızda bu sorunun çok ciddi bir şekilde görüyoruz. Dünyada pandemiyle başlayan Ukrayna-Rusya savaşıyla devam eden bir süreç var. Ülkemize baktığımızda bu etkilerin dışında 11 vilayetimizi kapsayan depremin etkisi, yine EYT ile ilgili yapmış olduğumuz düzenlemeler, çalışma hayatı ile ilgili yapmış olduğumuz ücret ve düzenlemeler, dolayısıyla terör ve doğal afetler, tüm bu gelişmelere baktığımızda ekonomimiz üzerinde ciddi bir yük oluştuğunu görüyoruz. Bu etkenler fiyat istikrarının bozulmasına, enflasyonun yukarı doğru ivmelenmesine yol açıyor. Dolayısıyla arz talep dengesinin de bu anlamda ciddi bir şekilde etkilendiğini görüyoruz. Gerek ülke kaynaklı, gerekse küresel kaynaklı bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için ekonomi yönetimimiz ciddi tedbirler alarak bu durumu ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler yaptı. Atılan bu adımlar 5 yıllık kalkınma planımıza ve orta vadeli programımıza da uyumlu bir şekilde seyrediyor. Burada birinci hedefimiz tabii ki enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmek, fiyat istikrarını sağlamak. Bunun için de sıkı para politikası ve maliye politikası uygulanıyor. Bu durumu yapısal reformlarla destekliyoruz. Alınan tedbirler uygulanıyor. Bu politikalar enflasyonu kalıcı bir şekilde düşük düzeyde tutabilecek kadar süreci devam ettireceğiz. Diğer taraftan makro ve mikro verilere baktığımızda programın çok iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Son çeyrekte ekonomimiz 5.7 büyüdü. Bu durum kesintisiz bir şekilde 15 aydan beri devam ediyor. Cari işlemlerde çok ciddi iyileşmeler söz konusu. Yine CDS verilerimizin ciddi olarak düzeldiğini görüyoruz. Risk primimiz 760'lardan 260'lara düştü. İnşallah daha da düşmüş olacak. İhracatımız çok ciddi olarak artıyor ve cari açığa pozitif olarak etki sunuyor. İthalatımız bu süreçte düşüyor. Yine Merkez Bankası rezervlerimiz pozitif yönde artışını sürdürüyor. İşsizlik verilerine baktığımızda %8.6 düzeylerinde olduğunu görüyoruz. Şu an 13 bin dolar düzeylerinde olan kişi başı milli gelirimiz inşallah 13.800 dolarları aştı. Tamamlayın lütfen. İnşallah 13.800 dolarları aştığında ülkemizde gelişmiş ekonomiler kategorisine inşallah ulaşmış olacak. Ülkemize son 2 ayda çok ciddi bir yabancı sermaye girişini de gözlemliyoruz. Kredi notumuz giderek iyileşiyor. Bu aydan sonra enflasyon artık düşüş trendine giriyor. İnşallah ilerleyen aylarda yıl sonuna doğru baz etkisiyle birlikte %38'li rakamları yine birlikte göreceğiz. Gelecek yıl enflasyonun %14 düzeyinde olacağını yine birlikte yaşayarak göreceğiz. 2026 yılında da tek haneli rakamları görmüş olacağız. Yine bir sonraki adım enflasyonun %5'lere indirilmesi olmuş olacak. Böylece enflasyon kalıcı bir şekilde düşük düzeyde tutulmuş olacak. Bu vesileyle ülke insanımızın alım gücü de öneriyi oylarınıza sunuyorum. Öneriyi kabul edenler, kabul etmeyenler, öneri kabul edilmemiştir. Buyurun Sayın Başarır. Gerçekten Atiba 6 dakika konuştu. Bayağı bir rahatladık. Bir 10 dakika daha konuşsun. En azından o 10 dakikalık çizdiği pembe tabloda çok mutlu oluyoruz. Bir 10 dakika daha, yani böyle bir rüzgar versin. İyiyiz, mutluyuz. Bir 10 dakika daha konuşsun. Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun iş tüzüğün 19. maddesine göre verilmiş bir önerisi bulunmaktadır. Okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Danışma Kurulu 05.06.2024 Çarşamba günü bugün toplanamadığından iç tüzüğün 19. maddesi gereğince grubumuzun aşağıdaki önerisinin genel kurulun onayına sunulmasını arz ederim. Abdülhamit Gül, Gaziantep Milletvekili, AK Parti Grup Başkan Vekili. Öneri: bastırılarak dağıtılan 125 sıra sayılı kanun teklifinin 48 saat geçmeden gündemin kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işler kısmının birinci sırasına alınması ve bu kısımda bulunan diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi, genel kurulun 5 Haziran 2024 Çarşamba günkü bugün birleşiminde 125 sıra sayılı kanun teklifinin birinci bölümünde yer alan maddelerin oylamalarının tamamlanmasına kadar, 6 Haziran 2024 Perşembe günkü birleşiminde 125 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar, 6 Haziran 2024 Perşembe günkü birleşiminde 125 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlanmaması halinde haftalık çalışma günlerinin dışında 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 14'te toplanması ve bu birleşimin de denetim konularının görüşülmeyerek gündemin kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işler kısmında bulunan işlerin görüşülmesi ve aynı birleşiminde 125 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar, 11 Haziran 2024 Salı günkü birleşiminde 101 sıra sayılı kanun teklifine kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar, 12 Haziran 2024 Çarşamba günkü birleşiminde 102 sıra sayılı kanun teklifine kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar, 13 Haziran 2024 Perşembe günkü birleşiminde 43 sıra sayılı kanun teklifine kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar, haftalık çalışma günlerinin dışında 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 14'te toplanması ve bu birleşiminde denetim konularının görüşülmeyerek gündemin kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işler kısmında bulunan işlerin görüşülmesi ve aynı birleşiminde 46 sıra sayılı kanun teklifine kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesi, 125 sıra sayılı kanun teklifinin iç tüzüğün 91. maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi ve bölümlerin ekteki cetveldeki şekliyle olması önerilmiştir. 125 sıra sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 2/2168 bölümler, bölüm maddeleri, bölümdeki madde sayısı 1. bölüm 1 ila 30. maddeler 30, 2. bölüm 31 ile 59. maddeler 29, toplam madde sayısı 59. Öneri üzerine Saadet Partisi grubu adına söz talebi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya'ya aittir. Buyurun Sayın Kaya. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yine bir an önce gelen kanun teklifini yasallaştıralım şeklindeki AK Parti önergesi hakkında söz almış bulunuyorum. Bu tarz önergeler geldiği zaman Sayın Grup Başkan Vekillerine meclis bu şekilde bir uzlaşıyla çalışamaz, bu doğru bir tarz değil dediğimizde haklısınız, bu hafta bunu geçirelim de önümüzdeki süreçlerde bakarız dediler. Maalesef bir yıl geçti, o önümüzdeki süreçler bir türlü gelmedi. Kuvvetler ayrılığı, efendim başkanım? Öyle mi? Tamam. Sorarsınız arkadaşlarımız, uzlaşı varsa burada şey yaparlar. Neyse, siz ben sizi değil genel kurulu muhatap alıyorum. Hata yaptım, özür dilerim. Kuvvetler ayrılığı demokrasilerin olmazsa olmaz kurallarından bir tanesidir. Bu kuvvetlerden en önemlisi olan yasama kuvveti Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yerine getirilmektedir. İktidarlar her rejimde olur. Muhalefet ise demokrasilerde. Dolayısıyla iktidarlar muhalefette tahammül etmek zorundadırlar. Mecliste tahammül etmek zorundalar, yerel yönetimlerde tahammül etmek zorundalar, kamuda tahammül etmek zorundalar, kamusal alanda tahammül etmek zorundadırlar. Toplumlar niçin kuvvetler ayrılığına ihtiyaç hissederler? Çünkü insanlığın ortak tecrübesi, güç tutkusu insanın tabiatında olan bir tutkudur. Yine gücün ve yetkinin iktidarlarda toplandığı yerlerde hukukun zayıfladığı da bir gerçektir. Ve yine insanlığın bir diğer ortak tecrübesi de şudur ki, güce karşı insanın tabiatı gereği itaatkar olduğu,
haksızlıklara karşı sesini yükseltmekte tereddüt yaşadığı gerçeğidir. Onun içindir ki hürriyetin de adaletin de çağımızdaki ön şartı olmazsa olmazı iktidarların kuvvetler ayrılığı ilkesiyle sınırlandırılması ve denetlenmesidir. Siyaset biliminin evrensel tespitidir. İktidarlar sürekli güçlerini artırmaya çalışırlar. Gücü artırdıkça iştahları daha da kabarır ve gücü daha da artırmaya çalışırlar. Güçleri arttıkça da milleti ezmeye başlarlar. Onun için hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı gibi kavramlar bunu önlemek için geliştirilen yüksek hukuk felsefesi değerleridir. Kuvvetler ayrılığının doğruluğunu görüldükçe anayasalarda ve kanunlarda kuvvetler ayrılığına yer verilmiştir. Hürriyetin de adaletin de çağımızdaki ön şartı iktidarların kuvvetler ayrılığı ilkesiyle sınırlandırılması ve denetlenmesidir. Millet üç yetkiyi yasama, yürütme ve yargıya vermektedir. Yasamaya şu yetkiyi veriyor: benim uyacağım kuralları ve beni yönetenlerin uyacağı kuralları benim adıma Türkiye Büyük Millet Meclisi sen belirle demektedir. İktidara da beni yönetme yetkisini sana veriyorum ama beni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin koyduğu kurallara göre yönet demektedir. Yargıya da bunları denetle, bu kural... Tamamlayın Sayın Kaya. Uymuyorlar mı diye denet demektedir. Ama sizin getirdiğiniz sistemde kurala uyması gerekenler aynı zamanda kuralı koyanlar oluyor. Rektörlerin atamasının şartlarını bir cumhurbaşkanı kararnamesiyle belirliyorsunuz. İlgili rektörü atıyorsunuz, sonra şartları tekrar değiştiriyorsunuz. Bu yasama yetkisinin iktidar tarafından kullanılmasıdır. Yine kanun teklifleri maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değil, dışarıda hazırlanmaktadır. Biz buna itiraz ettikçe de elbette rahatı bozulup itiraz edenler olabilir. Uzlaşı sizin canınızın istediğine evet demek değildir. Uzlaşı herkesin ortak bir noktada buluşabilmesi, konuşabilmesi, tartışabilmesidir. Ve uzlaşı en ağır eleştirilerle dahi sözle mukabele etme, fiili kuvvetle mukabele etmeme sanatıdır. Onun için biz birilerinin rahatsızlığı olsa da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukukuna sahip çıkacağız. Bu tarz önerge dayatmalarına da... Öneri üzerine Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına söz talebi Muş Milletvekili Sezai Temelli'ye aittir. Buyurun Sayın Temelli.